Arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Retal G17 Glock benzeri olan tabancanın tanıtımını yapacağım. Daha önceki videolarımı izlediyseniz öncesinde Tunç 01'in ve Zoraki R1'in tanıtımını da size yapmıştım. İsterseniz geçmiş videolardaki modellerin bir tanıtımına tekrar bakalım. Bunları da eğer görmek isterseniz diğer videolarımda bulabilirsiniz. Bu toplu tabancamız Zoraki Mod R1 diye geçiyor arkadaşlar. Atak firmasının ürettiği çok güzel bir tabanca. Tanıtımını videonun altına bırakacağım. Oradan tekrar izlemenize fayda var. Sonrasında ise Tunç 01'in oldukça özel bir modelini tanıtmıştım size. Bu da çok özel bir tabanca bildiğiniz üzere. Şimdi dilerseniz Retal G17'nin tanıtımına geçelim. Ben daha öncesinde silahı çok kullandım. Oldukça başarılı, güzel bir model. Sizlere şimdi kutu açılımını yapacağım aynı şekilde. Böyle güzel şık bir kutuyla geliyor arkadaşlar. İçerisinde tabancamız, yağlama için bırakılan küçük bir yağ kutusu, ayrıca da temizleme çubuğu yer alıyor. Kutunun altında ise kullanım kılavuzu vesaire gibi detaylar söz konusu. Bunu kaldıralım. Ben özel bir kılıf almıştım kendime. Siz de Vahalenden temin edebilirsiniz. Özel bir silah olduğu için böyle güzel bir kılıf seçtim. Tabancamız bu şekilde. 9 mm. 15 adet şarjör kapasitesine sahip. Bildiğiniz üzere Glock benzeri. Oldukça güzel, hoş bir tabanca. Kalıbı falan çok iyi. Tabanca ile ilgili teknik kısımlara geçmeden önce tabancamız nasıl sökülüyor ona bir geçelim isterseniz. Şarjörümüzü çıkarıyoruz önce. Şurada gördüğünüz mandal var. Aynı şekilde karşıda da. Bunu biraz serttir. Aşağıya çekip tık sesini aldıktan sonra geri çekip hafif yukarı kaldırıyorsunuz. Çok kolay sökülen bir tabanca zaten. Namluyu ve alttaki yerimizi bırakıyoruz. Söküm bu şekilde. Toplaması zaten gayet kolay. Yay kısmı üste gelecek şekilde tabancanın içerisine yayımızı yerleştirip sonrasında namlumuza süreceğiz. Bu şekilde oturduktan sonra tetiğe basmamız lazım ki cırnak kısmı yukarıya doğru atsın. Elinize tutmanızda fayda var, zıplamasın. Gördüğünüz gibi bıraktı. Tabancamızla ilgili diğer kısımlara geçecek olursak arkadaşlar, gösterdiğim gibi sök tak mandalına basmadan zaten sökemiyorsunuz. Tetik emniyetli bir silah zaten. Tetiğin tam ortasını ezmediğiniz sürece kesinlikle silahın patlaması gibi durum söz konusu değil. Zaten Glock benzeri olduğu için burada tetik de yok. Gizli tetik olarak geçiyor. Bu da bildiğiniz üzere kuru sıkı tabancalarda olan emniyet mührümüz. Biliyorsunuz bunun olduğu tabancalar kuru sıkı diye geçiyor. Olmadığı zaman eğer bir yerde yakalanma durumu vesaire olursa sıkıntı çıkarıyorlar. Bilginiz olsun, bunu sökmeyin. Basit bir şekilde çıkıyor ama sökmenizi çok tavsiye etmem. Sonrasında ise üst kısımlar zaten çelik namlu, alt kısımlar tamamen polimer olarak geçiyor. Çok başarılı, çok özel bir silah. Hani normalin benzerinin yapılmasının en büyük amacı da buymuş zaten.
Glock'ta nasıl üst kısım çelik, alt kısımlar polimerse bunda da benzer modelde aynısı olarak yapmaya çalışmışlar. Şurada tabancada gördüğünüz şu kısım lazer ve fener aparat takma yeri olarak bırakmışlar. Şöyle yakınlaştırayım biraz daha görün. Ülkemizde çok fazla satılmadığı için bu aparatlar çok temin etmesi kolay değil açıkçası. Silahımızın uzunluğu toplamda 180 milim. Boş ağırlığı ise 870 gramdan ibaret. Yani oldukça normal bir rakam. Normal ağırlığına çok yakın bir gram diyebilirim. Ne çok ağır ne çok hafif zaten elinize rahatlıkla sığacak şuradaki taban kısmı oldukça güzel üretilmiş bir tabanca. Bu tabancanın birebir aynısı benzer modeli daha doğrusu diyeyim ya da bu onu çakması mı diyeyim artık nasıl diyeyim. Bir modelim daha var elimde o da Canik 55 kendi silahım. Bunlar biliyorsunuz kuru sıkı tabancalarım. Tanıtımını yapacağım 3 adet daha kuru sıkı tabancam var. Sonrasında ise Canik 55 kamuflaj serisini tanıtacağım sizlere. Biliyorsunuz bu işler bir hastalık. Bunları zaten koleksiyon yapmamızdaki en büyük sebep ve amaç o. Oldukça başarılı bir model. Sonrasında ise yerli üretim bir tabanca bildiğiniz üzere arkadaşlar. Konya'da üretiliyor. Kendi distribütörü bulunduğumuz sene içerisinde bunun satışını kaldırdı. Farklı modellere yöneldi. Yani şu anda kendi sitesine girdiğiniz zaman Retay'ın G17 Retay silah sanayisi olarak geçiyor. Siteye girdiğiniz zaman bunun satışını göremeyeceksiniz ama diğer bayilerinde fazlasıyla satılmakta. Onlardan bakıp temin edebilirsiniz. Bununla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey kalmadı. Zaten gerekli bilgilerin hepsini verdim. Ağırlık, gram, onun haricinde şarjör kapasitesi, lazer ve fener takıldığını söylemiştim. Alt kısım polimer taban, üst kısım metal, tetik emniyetli, 15 adet mermi kapasitesine sahip. Çok kolay söküp takılan bir silah. Retay G17. Ben bu silahla çok fazla atış yaptım. 3-4 şarj olarak arkaya hiç tıkanmadan ve hiç ısınmadan atış yapabilen bir silah. Fazlasıyla bu silahtan memnunum. Size de tavsiye ediyorum. Eğer almak isterseniz dediğim gibi sitelerin çoğusunda mevcut zaten. Sadece kendi distribütörü artık bunu temin etmiyor. O da silah yaklaşık 2-2,5 senedir belki de 3 sene olmuştur. Piyasada olduğu için artık biraz daha eski model olarak görüyorlar bunları. Daha farklı modelleri var. Onları da inceleyebilirsiniz. Bundan sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Silahla ilgili kafanıza takılan bir kısım varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bizlere destek olmak amacıyla videonun altına yorum yapıp sayfamızı takip edebilirsiniz. Şimdiden iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.